Merhaba sevgili dostum, hoş geldin. Bugün kendimizin izlediği, hayatımıza dokunduğunu düşündüğümüz çok kaliteli 5 filmi seninle paylaşacağız. Ama dediğim gibi öyle sıradan filmler değil, IMDb puanı yüksek, hayatımıza biraz daha değişiklikler, anlam, renk katacak, aynı zamanda motivasyonumuzu yükseltecek 5 faydalı film olduğunu düşünüyoruz. Biz normalde çok fazla film izlemeye vakit bulamıyorduk ne yazık ki. Ama geçen yıl pandeminin ilk başında okullarımız tatil olduğunda 2-3 ay boyunca toplamda 25 tane tıpla ilgili çok güzel filmler izlemiştik. Bu tavsiye edeceğimiz 5 film de bu 25 filmin içerisinde. Bunları sınıflandırıp zamanla kanalımızda tavsiye filmleri olarak yayınlıyoruz. Bu da o filmlerin ikincisi. Bugün bahsedeceğimiz filmler belli bir hastalığın semptomlarını, onlarla mücadele sürecini, aynı zamanda o hastalıkların ilaç bulunma, tedavisinin bulunma yolculuğunu anlatan filmler. Çok kısa değinmem gerekiyorsa, nörodejeneratif bir hastalık olan ALD hastalığının, zamanının en büyük pandemilerinden biri olan veba hastalığının, daha sonra yaygın bir kalp hastalığı olan Fallot tetralojisinin, bunun dışında kekemelik hastalığının ve başka bir nörolojik hastalığın tedavi sürecini, mücadele sürecini konu alan filmler. Filmlerimizin hepsi gerçek hayattan alıntılanmış filmlerdir. Hepsi IMDb puanı yüksek filmlerdir. Ben hızlıca birinci filmimize geçiyorum. Ama filme geçmeden önce kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Keyifli seyirler. Birinci filmimiz Lorenzo'nun Yağı. Lorenzo'nun Yağı eski senelerde çekilmiş bir filmdir. Fakat çok kaliteli, anlam dolu bir filmdir. ALD hastalığının mücadele sürecini konu alıyor. ALD hastalığı adrenolökodistrofi hastalığıdır. Biz bu filme bir hocamızın önerisi sonucunda baktık. İlgili hastalığı anlatırken bunun filmi de var arkadaşlar, izleyin demişti. Ben izledim. Çok duygulandığım bir film oldu. Çok ağladığım ve aynı zamanda çok motive olduğum bir filmdi. Lorenzo Odone adlı küçük bir çocuğun ALD hastalığına yakalanıyor ve bu nörolojik hastalık sonucu maalesef hayatı çok etkileniyor. Anne babasının hayatı da çok etkileniyor ve doktorlar Lorenzo'ya yaklaşık 2 yıllık bir ömür biçiyorlar. Bu kadar yaşar diyorlar. O zamanlar bu hastalığın herhangi bir tedavisi yoktu. Fakat bu hastalığın tedavisizliğini kabul edemeyen Lorenzo'nun ebeveynleri azimli ve ciddi bir çalışma sürecine giriyorlar. Şuradan zaten filmin fragmanından bazı görüntüleri görüyorsunuzdur. Ve uzun çalışmalar sonucunda bu hastalığın kandaki bazı yağ asitlerinin fazlalığından kaynaklandığını öğrenen anne babası belli yağlardan bir karışım hazırlayarak çocuklarına veriyorlar ve Lorenzo Odone anne babasının yaptığı bu ilacın etkisinden 2008 yılına kadar yaklaşık 30 yaşına kadar yaşıyor. Şu anda da onun anne babasının, anne babası bu arada doktor değil, hiçbir tıp bilgisi yok, tamamen çocuğunu iyileştirmek için bir yolculuğa çıkıyorlar ve bir ilaç buluyorlar ve bu ilaç tıp literatürüne giriyor. İsmi de direkt Lorenzo'nun Yağı diye literatüre giriyor ve tedavide bugün de kullanılıyor. Dolayısıyla çok kaliteli, çok ilham verici, çok duygusal drama filmidir. Kesinlikle izlemenizi öneriyoruz efendim. İkinci filmimiz Zoraki Kral filmi. Bence bu filmi zaten ismini duymuşsunuzdur. Çünkü çok ünlü film. 12 dalda Oscar adayı gösterilmiş, 4 dalda da ödül kazanmış bir film. 2010 yapımı bir dönem filmi. Konusuna girecek olursak şu şekilde. Kral 6. George'un kekemelik hastalığıyla mücadelesini konu alıyor aslında. Şöyle oluyor. Kral 5. George vefat ettikten sonra oğlu Edward'a tahtı bırakıyor. Ama Edward, yani bizim kahramanımızın abisi, kraliyetin istemediği bir kadınla evlendiği için krallık haklarından vazgeçiyor ve kardeşine devrediyor. Yani kral 6. George'a. Ama kralımız kekeme ve kekeme bir kral olarak zorla tahta da geçtiği için ismi buradan geliyor, Zoraki Kral. Biraz içine kapanık ve hiçbir şekilde halkla iç içe olmak istemiyor, konuşma yapmak istemiyor. Ama bir kral
halka hitap etmek zorunda. Onlara güzel hitabetiyle iç içe olmak zorunda. Velhasıl kelam, kralımız tahta geçtikten sonra bir konuşma terapistiyle yolu kesişiyor. Bunun da eşi vasıtasıyla aslında yolu kesişiyor. Çünkü kral çok gururlu ve asla tedavi olmak istemiyor. Eşi onu ikna ediyor, bir konuşma terapistine götürüyor ve konuşma terapistimiz çok ilginç yöntemlerle, çok değişik, farklı yöntemlerle, hatta izlerken biz bayağı gülmüştük çünkü gerçekten komik yöntemler vardı. Kralı tedavi ediyor. Bu iyileşme serüvenini izlerken aynı zamanda çok duygulanıyorsunuz ve Azmin elinden hiçbir şeyin kurtulamadığını, Azmin'in çok önemli olduğunu ve azmedince her şeyi başarabildiğimizi görmüş olduk. Yani hem güldüğümüz hem duygulandığımız güzel bir filmdi. Siz de dönem filmlerini seviyorsanız, aynı zamanda azim, çaba ve kararlılık görmek istiyorsanız bu filmi izleyebilirsiniz. Üçüncü filmimiz İbn Sina, Hekim. Tıp bilimine çok meraklı olan Hristiyan bir gencin zamanının bilginler bilgini olan İbn Sina'yı bulmak için çıktığı uzun ve zorlu bir yolculuğu anlatıyor. Herkesin izlemesinin faydalı olacağını düşünüyorum ama özellikle tıp öğrencilerinin, tıp isteyen liseli arkadaşlarımızın izlemesi çok makbule geçecektir. Onlar için çok ilham verici olacaktır. Tamamen İbn Sina'nın hayatını konu almasa da İbn Sina'nın hayatından bazı kesitler söylüyor ve o dönemde gerçekleşen ve yaygın bir pandemi haline gelen veba salgınını da konu alan bir filmdir. Noah Gordon'ın aynı isimli romanından uyarlanmış ve bu roman Almanya'da 1986 yılında 6 milyondan fazla satılmış. Aynı zamanda Madrid Kitap Fuarı'nda da tüm zamanların en popüler 10 kitabından biri seçilmiş. Dolayısıyla en popüler, en kaliteli roman ve o romandan uyarlanan en kaliteli filmdir diyebiliriz. Filmin kahramanı Rob, annesini 9 yaşında kaybediyor ve annesini karın ağrısından dolayı kaybediyor. O zamanlar tıp çok az gelişmiş olduğu için karın ağrısından, basit bir karın ağrısından, büyük ihtimalle apandisit ya da akut batından insanları kaybediyorlardı. Dönemin büyük bir ölüm sebebiydi karın ağrısı ve kahramanımızın da çok ilgisini çekiyor. Acaba karnımızda ne var? Acaba iç organlar neler? Tabii ki yine o zamanlarda anatomi bu kadar gelişmiş olmadığı için, yani insanların otopsi gibi bir inceleme alanı olmadığı için yahut anestezik maddeler bulunmadığı ve ameliyatlar yapılmadığı için iç organlara büyük ilgi duyuyor. 9 yaşında annesi vefat ettikten sonra bir yolculuğa çıkıyor. O zamanlar büyücüler insanları tedavi ettiklerini sanırlarmış. Önce böyle bir büyücünün yanında asistanlık yapıyor. Daha çok küçükken. Sonra yavaş yavaş tıp konusunda İbn Sina'nın çok gelişmiş olduğunu, bu konuda dünyaca ünlü bir hekim olduğunu duyuyor. Sonra İbn Sina'ya ulaştığında da aslında yine zorluklar bitmiyor. Çünkü İbn Sina o zamanlarda sadece Yahudilere ve Müslümanlara ders veriyormuş. Ama kendisi Hristiyan olduğu için önce işte dinini falan değişmek zorunda kalıyor. Gelelim dördüncü filmimize. Filmimizin adı Tanrı'yı Oynayanlar. Bu filmde de bir kalp hastalığı olan, daha doğrusu kalbimizden çıkan damarların yerlerinin ters olmasından kaynaklanan anatomik bir bozukluk olan Fallot tetralojisi. Hatta Fallot tetralojisiyle doğan bebeklere mavi bebekler de diyorlar. Filmimizde cerrah Alfred Blolock ile siyahi asistanı Vivian Thomas'ın birlikteliğini anlatan bir hikayemiz var. Şöyle ki Vivian aslında cerrah Alfred'in kliniğine hademe olarak işe başlıyor. Ama sonra cerrahın yaptığı araştırmaları, hayvanlar üzerine yaptığı ameliyatları görüyor. Ve el becerisi de çok fazla. Yani güzel bir el becerisi var. Zaten tıbba da çok ilgili. O yüzden bir tıp kliniğinde işe başlıyor. Ama o zamanlarda siyahilere yapılan negatif ayrımcılık dolayısıyla çok zorluklarla karşılaşıyor. Filmimizin karakteri Vivian orada kendi becerilerini, cerrahi olan ilgisi, cerrah Alfred'in de dikkatini çekiyor ve onunla birlikte çalışmalar yapmaya başlıyorlar. Sonra Vivian'ın farklı bir fikriyle Fallot tetralojisine çözüm olabilecek bir yöntem geliştiriyorlar birlikte. Toplamda 34 yıllık bir süreci anlatıyor. Gerçekten filmde
Ben zaten çok duygusalım. Komedi filmlerinde bile ağlayabiliyorum ama bayağı bir ağladığım yerler olmuştu. Şurada küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Aslında ilgimi çeken konulardan biri şu. Bugün biz hastalıklarla mücadeleyi konu alan 5 filmi anlatıyoruz. Ve bu mücadelede aslında doktor olmayan kişilerin de ciddi emekleri olduğunu görüyoruz. Mesela işte ALD hastalığının tedavisinde bir anne babanın azmini, çocukları için ilaç bulma motivasyonunu ve çalışmasını görüyoruz ki bunun sonucunda literatüre giren bir tedavi bulunuyor. Burada da yine de doktor olmamasına, hiç sağlıkçı bile olmamasına rağmen bir klinikte çalışan bir hademenin kardiyolojiye ve cerrahiye olan yoğun ilgisi sonucunda Buffalo tetralojisi olan kalp hastalığının tedavisinde yeni bir cerrahi taktik geliştirdiğini görüyoruz. Hani tüm doktorlar bile ayakta alkışlıyorlar onun bu cerrahi taktiğini. Tabii ki herkes uzmanı olduğu işi yapması lazım ama bir şey üretmek için, bir şeyler ortaya koymak için, yeni bir şeyler keşfetmek için bazen tamamen ilgisiz alanlardan bile insanlar merakının üstüne giderek bir şeyler ortaya çıkarabiliyor. Bunu da görmüş oluyoruz ve gerçekten bu da gerçek bir hikayeden alıntılanmıştır. Fallot tetralojisinin tek tedavisi vardır, cerrahi ve zor bir hastalıktır. Dolayısıyla oradaki hademenin kendi profesörüyle birlikte ilginç bir cerrahi teknik bulması çok mutluluk veriyor insana. Ben işte hekimlik hayatıma güzel anılar, güzel bilgiler ve fikirler katan filmlerden biri olmuştu. Ben de Rabia gibi çok duygulandım ve helal olsun, vay be dediğim filmlerdendi. Beşinci ve son ilham verici filmimiz Uyanışlardır efendim. İsminin anlamını önce söylemek istiyorum. Bir doktorun uyuyan hastaları, yatağa bağımlı hastaları uyandırma hikayesinden alıntılanmıştır diye düşünüyorum. Çok ünlü filmlerden birisidir. Tıp alanında 3 dalda Oscar ödülüne aday gösterilmiş bir filmdir. Filmimizin özet olarak konusu, Uyanışlar filminde asosyal ama kendisini bilime, bilimsel araştırmalara adamış bir doktorun, nörolog bir doktorun bir ilaç bulma hikayesini anlatıyor. Filmin kahramanı bir konferansta bir ilacın ilgili hastalığa iyi geleceğini düşünüyor ve bu hastalık üzerinde çalışmaya başlıyor. Aynı zamanda o düşündüğü ilacın farklı şekilde dozlarını hastalar üzerinde uygulamaya başlıyor. Ve o yatağa bağlı nörolojik hastaların bir gün kalkındıracağını hayal ediyor. Ve filmin sonuna doğru ilacın gerçekten işe yaradığını görmüş oluyor. Uyanan hastaların aslında yıllardır uyuyorlar, yani hayattan uzaklar. O önce yaşadıkları zaman şokunu, işte aynada kendilerini gördüklerindeki şaşkınlıkları çok güzel yansıtmış filmde. Evet. Ve doktorun da aslında o hastalarla nasıl bir bağ kurduğunu anlatıyor. Yine evet. Bu da güzel, duygulara hitap eden bir yanı da var filmin. Evet. Hem doktorların hem hastaların izlemesi gereken bir film bence. Bir de bu filmde bir romandan uyarlanmıştır. Romanın da yazarı zaten nörolog doktordur. Nörolog doktor Oliver Sacks'ın kendi hayatını kaleme aldığı romandan uyarlanmış. Hatta Oliver Sacks'ın birkaç kitabını birkaç gün önce bir arkadaşım bana hediye göndermişti. Buradan da ona teşekkür ediyorum. Dolayısıyla nörolog bir doktorun kendi hayatından alıntılayarak yazdığı bu güzel romanı da okumanızı tavsiye ederim. Aynı zamanda ondan uyarlanan bu filmi de izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten bir şeyler üretmek isteyen insanlar için ilham verici film olduğunu düşünüyorum. Bugün hastalıklarla mücadeleyi konu edinen 5 filmi anlattık. Bu 5 filmin bilgilerini aşağıya açıklamalar kısmına bırakacağız. Vaktiniz olduğunda oradan mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz. Bugün de seninle bir şeyleri paylaşmaya çalıştık. Birlikte ailecek bir şeyler öğrenmeye çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Videomuzu beğendiysen lütfen beğeni tuşuna basmayı unutma. Biliyorsun YouTube beğendikçe, yorum aldıkça videoları öne çıkarıyor. Dolayısıyla videomuzun çok izlenmesi, başka insanlara da faydalı olması için beğenine ihtiyacımız var. Bir sonraki cumartesine kadar kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.